AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi sizlerle birlikte Allah nasip ederse inşallah 2019'u çok daha farklı kucaklamak istiyoruz. Hatırlayın şöyle 15 yıl öncesi ağrı. Ve buradaki mahallelerin konumunu hatırlayın. Ve değerli kardeşlerim, İbrahim Çeçen Üniversitesi ile üniversiteyi elhamdülillah buraya getirdik. Şimdi içeride bir müjde vereceğim. O müjde de inşallah İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne inşallah tıp fakültesini de getireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu. Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi inşallah bitireceğiz. Ve böylece bu hastane bu hastane Tıp Fakültemizin nesi olacak? Afiliyesi olacak ve böylece Tıp Fakültesindeki öğrencilerimiz eğitimlerini bu hastanede alacaklar ve Ağrı'nın dertli insanları da dermanını bu hastanede bulacaklar. Benim de sizden isteğim var. Nedir o? İşte bakınız. Bu kadar zaman geldi geçti. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. Belediyeyi şurada üç buçuk yıldır alanlar Allah aşkına soruyorum. Şu ağrıya ne hizmet verdiler? Her taraf arka sokaklar, şuralar, buralar bir hizmet gördük mü? İşte şimdi yeni bir dönüşüm. Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Nerede? Heh. Kardeşlerim, kardeşlerim emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız değil mi? Ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok ki. Bırakmış birisine çekmiş gitmiş. Ne yaptık? Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Şimdi valimiz burada aynı zamanda kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. İnşallah şu kalan 16 ayda da bu hizmet başarılı bir şekilde devam edecek. Daha güzel günler olacak. Ve inşallah sizlerden ricam 2019'un Mart'ına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. Yetmez. 2019'un Kasım'ı bir reformdur. İnşallah bu reformu siyasi reform olarak sizlerle beraber yapacağız. Buna var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ya ben ne dedim? Sen ne diyorsun? Bak Mart ayında hastanenin bitmesinden bahsediyorum. Ve elimde şu anda projeleriyle, her şeyle değerli kardeşlerim Tabii bazen bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Onun için biz bilenlerle konuşalım. Bilenlerle konuşalım, yolumuza da öyle devam edelim. İnşallah bu ülkede bu ülkede hastane derseniz biz geldik bu ülkede tüm halkımızı hastanelerle tanıştırdık. Bu ülkede biz geldik eczanelerde Gitti benim vatandaşım ilacını rahatlıkla alır hale geldi. Bütün bunlarla beraber bütün hastanelerimiz ile, emarıyla, ile, bütün bunlarla hamdolsun zenginleştirildi. Şimdi de inşallah ağrımız en geç Mart'ta bu yeni hastanesiyle inşallah buluşuyor ve inşallah tıp fakültesi ile de beraber İbrahim Çeçen Üniversitesi buraya ayrı bir zenginliği de katmış olacak. Ve tıp fakültesini aynı şekilde İbrahim Bey sağ olsun yapmanın sözünü verdi. Biz de kendisine bu işin önünü açacağız dedik. Bu birliğimizi koruyalım. Birbirimizi Türk olduğu için, Kürt olduğu için vesaire vesaire bundan dolayı sevmeyeceğiz. Ya Allah için seveceğiz. Yaradandan ötürü seveceğiz. Ve bunu böyle yaparsak işi kurtarırız. Ama kavmiyetçilik yaparsak, ırkçılık yaparsak bir yere varamayız. Tamam. Allah bizi birbirimizle iyi tanışalım diye farklı kavimler halinde yarattı. Yücelik, yükseklik sadece ittika iledir. Allah'a yakınlık iledir. Bunu bir defa böyle bilelim. Bizi bölemeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Aramızdaki sevgimizi yok edemeyecekler. Sizleri bu duyguyla selamlıyorum.